marketten su alacağım. Bir şey ister misin? Çok güçlüdür benim arkadaşım. Eminim yakın zamanda kendine gelir. Sağ ol. Yakup. Bir şey mi oldu? Atölyede bir sorun çıkmış. Ben gidip bakıp geleceğim. Olursanız ben gayet iyiyim. Hala yaşıyorum. Eğer kızıma zarar verirsen... Ne yaparsın? Beni yine öldürmeye mi kalkarsın? Şimdi beni iyi dinle. Birazdan eski fabrikada Mete ve Kadim'le buluşacağım. Sana son bir şans daha veriyorum. Ya paramı getirir Kadim'i alırsın... ya da kızın ve damadın senin katil olduğunu öğrenirler. Ha, bu arada işler değişti. Anlaşmayı unut. 1 milyon istiyorum. Kızımın kılına zarar verirsen seni yaşatmam. Koyacak kadar çok. Öyle kızım. Efem gideceğini bilseydi... bu kadar sevdirir miydi kendini? İlk günlerimizi hatırlıyorum da... Mete'yle... birbirimize bakmaya doyamazdık. Bazen saatlerce el ele tutuşup sokaklarda gezerdik. Liseli aşıklar gibi. Sonra o beni eve bırakırdı. Ben arabadan indiğim anda beni çok özlediğini söylerdi. Madem bunların hepsi yalandı, niye hayal kurmama izin verdi? Bana bu kötülüğü niye yaptı anne? Kötülük onların kanlarında var. Her iki ailenin de. Güçlerinin yettiğini yok etmeye çalıştılar hep. Kim bilir yıllardır kaç insanın canını yaktılar. Kaç kişiyi kullanıp attılar. Ne Yakup'u ne Metis'i. Kendinden başkasını düşünmez onlar. Sen de çok acı çektin değil mi? Yakup Bey senin canını çok yaktı. Hiç anlatmadın anne. Benim yaşadıklarım geçmişte kaldı. Boş ver. Şimdi önemli olan sadece sensin.
Harun amcanın ölümü gerçekten cinayet olabilir mi diyorsunuz? Bir şey söylemiyorsunuz, cevap vermiyorsunuz. Hayır, yani bana biraz tuhaf geliyor. İnanamıyorum da Mahzar amcanın kendi en yakın arkadaşını ve onun oğlunu ölüme göndermesini, hatta bunu tezgahlamış olmasını. Sence böyle bir kazayı nasıl biri planlar? Bilmem. Psikopat. Bence de. Bu Reşat direkt beni de arayabilirdi. Niye Nisan'ı aradı? Ben bilmiyorum. Bu işte doğru olmayan bir şey var. O adam şeytana pabucunu ters giydirir. Eğer Nisan'a bir şey yaparsa öldürürüm onu Kadim. Sana söylemiştim. Bu oyunun birinci kuralı soğukkanlı olmak lazımdır demiştim. Ama sen ne yaptın? Masara gidip her şeyi açık ettin. Ne yapsaydım Kadim? Tamam, bulduk adamı, bitti. Katil karşıma, nasıl tutayım kendimi? Tabii. İntikamı gölgeleyecek bir duyguda olmak kolay değil. Yola bak. Reşat, yapma. Sakin ol Mete. Kusura bakma Nisan Hanım. Siz benim hayat garantimsiniz. Reşat, bu bizim aramızda. Sen Nisan'ı bırak, neyse aramızda hallederiz. Hadi. Siz beni arıyordunuz, ben de sizi. Nisan sayesinde buluştuk diyelim. Tamam lan. Hepimizi bir araya topladın işte. Ne söyleyeceksen söyle de bilelim. Silahını yere bırak Kadim. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı. Silahı bıraktık. Sen de insanı bırak, konuşalım. Hadi Reşat. Hadi. Nisan'ın kılına zarar gelmeyecek. Reşat'ın işini bitireceksin. Sen de ilk fırsatta Kadim'in işini bitireceksin. Mazhar Bey kalp krizi geçirdi demek ki. Mete, çok mu üzerine gittin? Eline benim babamın ve kardeşimin kanındaymış herkesin hayaline. Bu mu mesele? Öldürebilirdim de ben onu. Ne olmuş? Tabii gerçek suçlu eğer Mazhar'sa. Aklında başka biri mi var? Sence Nisan? Bizimle oyun oynamayı bırak Reşat. Ne söyleyeceksen bir an evvel söyle. Emin misin Kadim? Gerçekten Harun'u vuran tetikçinin ismini vereyim mi ha? Evet! Emri kimlerin verdiğini söyleyeceksin. Bu işin içinde kimler varsa söyleyeceksin. Yoksa dünyanın öbür ucuna gitsen arar bulurum seni. Hadi Reşat. Ne biliyorsan konuş, sonrasına bakarız. Hadi. Hadi. O kadar kolay değil. Hadi bizi daha fazla oyalama. Kimden emir aldığını söyle. Mazhar dışında başkaları da var mı? Hadi Reşat. Tamam. Her şeyi anlatacağım. Ama siz de beni bırakacaksınız, gideceğim. Hadi Reşat konuş. Hadi. Dediğim gibi Reşat. Söz verdiğim gibi. Nisan'ı bırak. Bakarız. Hadi. Lan
konuşsana. Tamam. Tamam. Sakin ol. Harun ölüm emrini veren kişi... Her zaman dediğim gibi Masar'dı. O emri verdi. Efe'nin de ölmesini o istedi. Lan sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Biz bunu zaten biliyoruz Reşat. Sen bizi buraya bunun için mi çağırdın? Ne oluyor burada? Benden bu kadar. Yürü Nisan. Seni kaybetmekten çok korktum. Ne yaptın? Reşat'ın işini bitirdim. Yarın hastanede olacaksın. Mazhar uyanır uyanmaz karşısında seni görmeli. İlk ve son kez. Abi kadın peşimizde olabilir. Sen keşke o havaalanından hiç dönmeseydin. Gerçekten gitseydin Londra'ya. Kendine sıfırdan çok güzel bir hayat kursaydın. Bütün bu beladan uzak. Bu bir tercihti. Bu tercihi ben yaptım. Senin yanında kalmayı ben istedim. Ve hiç pişman değilim. Bu işin içinde başkaları var değil mi? Masar bu kararı tek başına almadı. Birileri daha var. Belki de Masar sadece bir yemdi. Yani başka birini saklamak için bizi ona doğru yönlendirdiler. Artık Masar'ı konuşturmaktan başka çaremiz kalmadı. Efe. Sen Mete'yi oynamaya devam et. Biz de Masar'ın uyanmasını bekleyelim.
Burak. Burak. Burak beni. Burak beni. Burak. Sen izin verdiğin sürece hep yanında olacağım ben. Rüyalarının kabusa dönmemesi için elimden geleni yapacağım. Sana söz. Bana öyle bakma. Anlayacaklar. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. Bana öyle yaklaşma. Bana öyle dokunma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Benle böyle konuşma, kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. Beni aşkla aldatma, gerçeklere kapatma. Böyle kırık da bakma. Beni daha da ağlatma. Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bizi böyle yakamızdan tutacaksın. Bir böyle yaşarken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksın. Abi böyle yaşarken kalbimize sormuş mu? Bana öyle bakma. Günaydın. O kadar güzel uyuyordun ki kıyamam. Güzel bir kahvaltı seni bekliyor. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. Thank you.
Nasıl olmuş amirim? Diğer ölen adam kiralık katil. Tuzak mı kurdular müdürüme sizce? Her şey olabilir Meriç, her şey olabilir. Civardaki bütün mobeselerin kayıtlarını istiyorum. Ha, bir de söyle çocuklara, arabaya iyice baksınlar. Belki parmak izine falan rastlarız. Anlaşıldı amirim. Beklemenin kimseye bir faydası yok. Sabah kadar da uyumamışsın. Hadi gel gidelim, dinlen biraz ki. Sonra Masar uyandığında hasta olursan ona kim bakacak? Masar iyileşsin. Gece gündüz burada oturmayabiliriz. O ne demek? Elbette iyi olacak. Doktor bey, hastanız nasıl bugün? Henüz bir değişiklik yok. Bekliyoruz. Sumru, sen al Leyla'yı götür kahvaltı etsin, sonra da uyusun biraz. Burada beklemenin bir anlamı yok. Yok. Ben Masar uyandığında burada olmak istiyorum. Hepimiz istiyoruz. Kendine geldiğinde bizi ararsınız değil mi? Elbette, arayıp haber veririz. Tamam. Ben de gelir sizi alırım, beraber buraya geliriz. Leyla'cığım, Yakup haklı. Hadi canım gel. Hem Masar uyandığında seni böyle bitkin görmesin. İyi görsün. Ben kartımı veririm, ararlar bizi. Hadi canım. Hadi, hadi gel. Ben size kartımı vereyim, beni haberdar edersiniz. Arayıp haber ver. Duygu döktürmüşsün. Mete Bey hazırlattı efendim. Özellikle sevdiğiniz şeyleri yapmamı istedi benden. Siz buyurun, ben çayınızı getireyim. Duygu, bir şey soracağım. Mahsar amcadan bir haber var mı? Bir gelişme yokmuş. Durum aynı diye haber geldi hastaneden. Tamam, sağ ol. O tabağın hepsi bitecek. Dede. Günaydın. Ya Mete abi, iyi ki çıktın karşımıza. Teselli gibi geldin bize. Allah annemin haline acıdı herhalde. Seni çıkardı karşımıza. Üzmek istemedim seni. Sen beni üzemezsin. Merak etme. İyi o zaman. Hadi gidelim hemen. Annem akşamdan beri seni bekliyor. Neden? Yani neden akşamdan beri bekliyor? Dün şirkete gelmiş senin yanına. Güvenliğe mi ne söylemiş akşam yemeğe gelsin diye? Sen ciddi misin? Bana kimse bir şey söylemedi. Ya kadın boş boşuna mı bekledi? Olsun, şimdi geldin ya, onun gönlü olur. Hadi gel gidelim. Fatma Hanım, bu. Fatma Hanım, bugünkü neşenizi neye borçsuzsunuz? Parma üstüme İsmail. Ya sana söylüyorum ama dinleyen kim? Zengin adamın bizim soframızda işi ne? O bir kere olur. Sen adama gitmiştin ya, o da nezaketen geldi. Bir daha gelmez, unut, unut. Varsın gelmesin, canı sağ olsun. Ne yapayım? Bakın size kimi getirdim. Efe!
Ay Mete oğlum hoş geldin. Hoş bulduk. Ya bırakın sarılmayı da sofraya geçelim. Vallahi açlıktan geberdim. Hadi hadi çıkarma. Çıkarma, çıkarma. Gel, gel. 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 Gel hoş geldin gel. Geç oğlum. Geç geç. Nadide. Gel. Sandalye getir bir tane. Oturalım. Ya Fatma anne, sen dün şirkete gelmişsin. Bana kimse bir şey söylemedi, kusura bakma. Olsun oğlum, ne olacak? Geldin ya sen. Soframızda da çok bir şey yok ama. Hadi sen şeyi sevdin geçen gün, yaptığın pişiyi yapayım sana. Hayır, hayır, otur otur lütfen. Sofra dört dört. Hadi, hadi. İsmail efendi, gelmez diyordun Mete oğlum. Geldi işte bak, gördün mü? Ya ben aslında biliyordum da... Belki bir ihtimal gelmez diye şey ediyordum. Vallahi ben rol yapmayı sevmem Mete evladım. Yani sana kanım ısındı, ısındı, ısındı. Ne öpeyim? Hoş geldin. Teşekkürler İsmail Bey. Sen merak etme, ben bundan sonra sık sık gelirim. Sıcak ekmek isteyen? Uf, ben isterim. Oh mis gibi. Ver. Az bunu biraz da tereyağı sürmek lazım. Aa, Efe oğlum da öyle severdi. Ben süreyim mi ekmeğine tereyağını? Ver oğlum. Süreyim. Öyle içine. Al bakalım. Sanki her şey eskisi gibi. Abim de hep orada otururdu. Ben acınızı dindiremem, farkındayım. Ama belki yüzünüzü bir gün tekrar güldürürüm. Evet. Evet. Leyla'cığım, canım, hadi ne olur bir şeyler yemeye çalış. Ağzımdan geçmiyor. Efe, var. Şimdi demezler. Sevdiğim herkesi kaybediyorum. Hepsi teker teker ölüyor. Mazhar iyileşecek. Çıkar aklından böyle şeyleri. Allah'ım. Allah'ım durdurun bana başla. Birini daha kaybedersem dayanamam. Leyla, güçlü olmak zorundasın. Hele şimdi her zamankinden daha güçlü olmak zorundasın. Hem Mazhar için hem Mete için. Birileri Mete'nin aklını karıştırmış olmalı. Yoksa durduk yerde böyle bir şey söylemez. Ama ben bu saçma şeyi söyleyen kimse onu bulacağım. Oğlumun aklını karıştıran ve ailemizi dağıtan kimse... ona bedelini ödeteceğim. Bakabilir misin? Buyur abi. Kardeş dün bir yakınımızı hastaneye getirmişlerdi de acaba durumu hakkında bir bilgi sahibi olabilir miyiz? Birader sen al şunu. Aman abi başımızı belaya sokma bizi. Bir şey olmaz kardeşim al sen şunu. Bana zaten sen iyi dedikten sonra ben burada durmam giderim. Hastan kimdi peki? Hastanın kimliği yoktu değil mi? Hayır doktorum. Yüzü tanıdık geldi de. Birine benzettim herhalde.
Serumu bitince bir tane daha takalım. Tamam. İnşallah iyi gelir. Geceden beri gözünü açmadı. Arada da sayıklayıp durdu. Ne dediğini anlamadım ama. Eşi çocukları nerede arıyordur kim bilir. Yakında birileri çıkar. Seda, kalktın mı kızım? Hadi uyan. Dışarıda çok güzel bir hava var. Seda? Ötüreceğim onu. Ötüreceğim. Seda, niye arıyorsun sen beni? Nisan, seninle konuşmak istiyorum. Bence bizim konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Biliyorum, bana kızgınsın. Haklısın da. Kızgın mı? Seda, sen benim içimde kapanmayacak bir yara açtın. Biliyorum. Biliyorum Nisan, ama ben de iyi değilim. Ayrıca etrafımda senin gibi bana prenses muamelesi yapan insanlar da yok. Ben sevdiğim adamı kaybettim. İşimi, arkadaş çevremi. Seni kaybettim. Nisan, sadece biraz konuşmak istiyorum. Eski günlerin hatırına lütfen. Tamam, konuş, dinliyorum. Böyle telefonda olmaz. Yüz yüze konuşalım, olur mu? Evde misin sen? Geleyim alayım ben seni. Peki, bekliyorum. Gel. Senin hasta yoğun bakımda yatıyormuş. Kimliği olmadığı için soru soruşturmak bayağı bir zaman aldı. Durumu nasıl? Açıkçası pek umut yok diyorlar abi. Ama Allah'tan umut kesilmez. Randevum var da, onun için yeni bir gömlek aldım. Sen ne için bakıyorsun? Esra'nın doğum günü var haftaya. Onun için bakıyorum ben de. Ya, yalnız mı gideceksin? Kız kıza gideceğiz. Oturacağız bir yerlerde. Olsun, ben de geleyim. Başka bir masada otururum, izlerim sizi. Rahatsız eden falan olur, müdahale ederim. Rahatsız eden olursa alır cevabını. Abimden ders aldım ben. Hem bir adam üç harekette nasıl etkisiz hale getirilir biliyorum, merak etme. İyi, yani bunu öğrendiğim iyi oldu. Dikkat edelim daha sonra. Saat 2'de sahilde bekliyorum seni. Merhabalar, ben Mazhar Polat'ın bir yakınıyım. Durumu nedir diye merak etmiştim. Tamam. Öyle mi? Peki, teşekkürler. Mazhar'ın durumunu sordum da stabil dediler. Bak Mete, sen benim damadımsın. Ailedensin. Ama Mazhar da öyle. Kaç senelik arkadaşım. Yani belki kaçakçılık falan. Belki. Ama birini öldürmek, hele arkadaşının, bu olacak iş değil. Benim babam ve kardeşim Yakup Bey cinayete kurban gittiler. Ve ben bunu ispatlayacağım. Böyle bir şey biliyor olsaydın bunca yıl susmazdın. Demek ki daha yeni öğrendin. Birileri gelip sana belki de yalan yanlış şeyler söylediler. Sen de onların oyununa alet oldun. Zannetmiyorum. Zaman.
Yakında her şey ortaya çıkar. Bunu en çok ben istiyorum. Eksik olmayın. Gel. Amirim. Gel Meriç, ne yaptınız? Fabrikanın etrafında güvenlik kamerası tespit edemedik. MOBESE kayıtları? Reşat komiserimin aracını görüntülerde bulduk. Hatta yanında biri olduğunu tespit ettik. Ver bakalım. Şu gelen araç. Yanında bir kadın var. Oğlum, daha net bir görüntümüz yok mu? Maalesef amirim. Çok uğraştık. Parmak izi sonuçları ne oldu? Henüz gelmedi. Bu raporları derhal masamda istiyorum, tamam mı? Arkadaşlara söyle, ellerini biraz çabuk tutsunlar. Anlaşıldı amirim. Bence o zaman öğreniriz bu kadının kim olduğunu. Evet Sera, seni dinliyorum. Herhalde susmak için buluşmadık. Nasıl gidiyor? Yani Mete ile. Her şey yolunda mı? İnanamıyorum, yine aynı konu. Ben de sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatınıza devam edebilmenize inanamıyorum. Karnımda Mete'nin çocuğunu taşıyorum ben. Evet biliyorum Seda, defalarca söyledin. Biz bir yıldır beraberdik. Sana toplantısı olduğunu, mesaiye kaldığını söylediği zamanlar hep benim yanımda. İstemiyorsun tabii değil mi? Ama gerçek bunlar. İş seyahatlerinin çoğu yalandı. Baş başa vakit geçirebilmek için her fırsatı kullandık. Ama sonra sen bir şey yaptın. Mete değişti. Artık bana eskisi gibi bakmaz oldu. İkiniz bir olup beni bir kenara attınız. Karnımdaki bebeği bile umursamadınız. Böyle bir şey yok Seda, bunu biliyorsun. Mete defalarca bebeğe sahip çıkacağını söyledi. Şimdi durur musun lütfen? İnmek istiyorum. Daha değil. Konuşacaklarımız daha bitmedi. Arkadaşlar, amirim parmak izi sonuçlarını acil istiyor. Acele edin. Reşat komiserin arabası değil mi bu? Evet. Benzinliğe gidiyor. Bu benzinliğin güvenlik kamera kayıtları. Çabuk. Seda, bizim burada ne işimiz var? Konuşacağız dedim ya. Burada mı konuşacağız Seda? Konuşmak istemiyorum. İnmek istiyorum ben. Dur. Sen kapıyı mı kilitledin? Sen ne yapıyorsun Seda, ne yapıyorsun? Aç şu kapıyı, durdur arabayı. Benim söyleyeceklerimi dinleyene kadar olmaz. Dinlemek istemiyorum, seni anlamak istemiyorum ben. Sen beni anlayamazsın zaten Nisan. Çünkü sen Mete'yi hiçbir zaman benim sevdiğim gibi sevmedin. Bir olmak, birlikte nefes alıp vermek ne demek bilmiyorsun. Ben Mete'siz nefes bile alamıyorum. Seda, sen bunları bana niye anlatıyorsun? Çünkü sen benden sadece Mete'yi değil, her şeyimi aldın. Tamam Seda, saçmalıyorsun artık. Atlatman lazım, tamam mı? Bitti geçti. Hayır. Hiçbir şey bitmedi. Ben Mete'siz yaşayamam. Anlamıyor musun Nisan? Ben Mete'siz yaşayamam. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Ikimiz de dur!
buradan. İn arabadan. İn. Sen ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Öldürüyordun bizi. Ölseydik. Keşke ölseydik ikimiz de. Sen gerçekten delirmişsin sen. Delirdim evet delirdim. Ben karnımda çocuğumla ortada bırakıldım. Ama senin yüzünden, hepsi senin yüzünden sen Mete'yi kandırdın. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Sen kandırdın Mete'yi elinden aldın. Kandırdın onu. Sen beni kandırdın. Sen benim arkadaşımdın. Sen beni. Herkesi kandırdın. Sen bana yalan söyledin. Sen bana ihanet ettin be. Ben sadece sevdim tamam mı? Ben çok sevdim. Sen bencilin tekisin anladın mı? Bencilsin. Sen kimseyi sevemezsin kendinden başka. Sen Mete'yi sevseydin şu karnındaki çocuğu düşünürdün. Bir kere düşünürdün. İki kere öldürmeye çalıştın sen onu. Sen kimseyi sevemezsin anladın mı? Sen beni geç. Mete'yi geç. Kendini geç. Onu düşün be. Onu düşün. O sana emanet anladın mı? Ne emaneti? Sen ona bakmak zorundasın. Onu doğurup bakmak zorundasın. Uzak dur benden. Uzak dur Mete'den.